Herkese selamlar arkadaşlar. Ninja Traders YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Umut. Umarım iyisinizdir. İyi bir haftayı geride bırakmışsınızdır. Normalde biliyorsunuz pazar günleri çekiyorum ben video. Fakat dün bildiğiniz gibi ülkemizde seçim gündemi olduğu için videoyu pazartesi gününe bir seferlik erteledik. Geçtiğimiz haftanın gelişmelerini bu haftaya özel sizler için pazartesi günü hazırlıyoruz. Geçtiğimiz haftanın gelişmelerini aynı zamanda ülkemiz için de çıkan sonuçların hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah güzel günler görürüz diyelim Arkadaşlar evet e, başlayalım videoya. Şimdi geçtiğimiz hafta e, çok fazla böyle bir haber akışı olmadı açıkçası. E, birkaç tane benim not aldığım konu var onlara bakalım. Oradan da işte bitcoin'deki data analizine diğer piyasalara altına falan bakarız e, vesaire oradan devam ederiz arkadaşlar. Şimdi ilk önce haberlere başlayalım. Önemli bir haber FTX'ten geliyor artık FTX haberleri gün geçtikçe daha az e, gündemi meşgul ediyor. E, hem geri ödemeler olsun hem de artık SBF'nin alıcı Ceza olsun artık insanlar merak etmiyor yani yeni bir cycle'a giriş yaptık artık yani ateş kırıldı yeni bir dönemdeyiz hatta bırakın FTX'i Binance'ın CEO'su CZ'den bile eski CEO'su CZ'den bile kimse bahsetmiyordu da Amerika'da kaldı yani yeni bir dönemdeyiz ve 28 Mart'ta FTX davasının, FTX duruşmasının, FTX'in eski kurucusu Sam Bankman-Fried'in ne kadar ceza alacağı konuşuluyordu işte karar davası görülecekti. Ve bu karar davasından 25 yıl hapis cezası çıktı. Şimdi burada bir John Wang isimli önemli birisi galiba yani kriptoda tanınan bir isim anladığım kadarıyla. John Wang isimli bu kullanıcının direkt mahkeme salonuna gidip bu mahkeme salonuyla ilgili görüşleri fikirlerini belirttiği bir şey var. Bir tweet var. Onunla ilgili birazcık konuşacağız. Yani oradaki satır aralarıyla ilgili konuşacağız. John Wang diyor ki burada benim aslında diyor e, olumlu bir SBF ile alakalı olumlu bir görüşüm vardı. Yani az ceza alacağı ile ilgili bir görüşüm vardı diyor. Ama içeri girdikten sonra yani duruşma başladıktan sonra bu hızlı bir şekilde diyor bu görüşüm kayboldu diyor. Neden? E, ve bunları sıralamış. E şimdi birincisi birinci maddeden başlayalım. SBF'nin FTX ile Alameda'nın fonlarının birbirine karıştırılması konusunda doğrudan birinci elden alakası varmış. Bu iki kurumun da en büyük yöneticisi kendisiymiş ve doğrudan bunlarla ilgili işte bu fonların birleştirilmesiyle ayrılmasıyla alakalı doğrudan parmağı varmış. Bu birincisi. İkinci madde FTX borsası Alameda şirketine FTX borsasının içinde kullanmalık bir hesap açıyor ve bu hesapta allow negative yani eksiye bile düşse bakiye lik olmayacak şekilde yani eksi de şekilde pozisyonlarını korumaya devam ediyor. Şekilde bir hesap açmışlar ve bu hesaba 65 milyar dolar değerinde bir kredi tanımlamışlar. Bu hesaptaki eksiye düşme, bakiyenin eksiye düşmesi durumu FTX borsasındaki 10 milyar dolarlık e, bu eksi e, yani bizim kullanıcı fonlarının 10 milyar dolar kullanıcı fonunun kaybolması durumunu başlatan en büyük sebeplerden bir tanesi bu FTX hesabına açılan allow negative yani lik olmayan hesap sıfıra gitse de işte eksiye düşen hesap e, şeklinde bir kod yazmışlar. Buradaki para da yani bu 10 milyar dolarlık açıkta bu hesaptan dolayı çıkmış aslında buradaki koddan dolayı çıkmış. Ve bu evet. Temmuz 2019'dan beri aktifmiş yani Temmuz 2019'dan beri bu lik olmayan eksiye düşen hesabı Alameda şirketi FTX borsasında kullanmaya devam ediyormuş arkadaşlar. Onun haricinde yine yaptığı, SBF'nin yaptığı hani o yapılmayacak şeylerden bir tanesi de daha hani borsanın böyle çöküşüne çok az bir süre kala hala da çok yüklü, çok büyük miktarda anlaşmalar, partnerlikler vesaire yapıyormuş. Mesela Toncoin'le Telegram'ın Toncoin'le 120 milyon dolarlık bir anlaşma yapmış. Bakın bu mesela 65 milyar dolarlık bu eksiye düşme şeyinin haberi. FTX'e e, Alameda'da açtıkları hesabın haberi. Onun haricinde Ton'la ilgili bakın e, burada 120 milyon dolarlık aynen burada 120 milyon dolarlık Ton coin almayı düşünüyorlarmış daha FTX çökmeden. Yani Eylül 2022'de, Kasım'da çöktü zaten 2 ay sonra. Yani 120 milyon dolarım varsa ton coin almak yerine içeriye bir şeyler yapabilirsin. Onun haricinde serumla alakalı bir şey var. Bu FTX'in biliyorsunuz yani elinde tuttuğu en yüklü olan token, Bitcoin'den de fazla stabil Stabilcoin'den de, FTT'den de fazla olan token serum token'dı. Ve bu serum token'ı kilitli olarak işte vesting şeklinde dağıtmışlardı. Bu kilitli token'ların fiyatını manipüle edebilmek için kurumlar arasında çok yüklü serumları birbirlerine gönderiyorlarmış vesaire. Bunda FTX, CBF yapıyormuş yani böyle şeyler. Onun dışında işte serum fiyatı çok yükseldiği zaman FTX çalışanları ellerinde serum var. FTX çalışanların ellerindeki serumları bozup emekli olmamaları için emeklilik şartlarını falan değiştirmiş FTX'teki. Bu da böyle bir negatif kötü bir haber. Ee, onun haricinde Anthony Scaramucci ile bir alakası var. Ee, Anthony Scaramucci arkadaşlar Donald Trump'ın eski Beyaz Saray iletişim direktörü. White House Communication direktörü. Yani önemli bir karakterdi. Donald Trump zamanında. Bu Donald Trump zamanındaki bu önemli olan karakterle beraber bunlar şeye gitmişler arkadaşlar. Orta Doğu'ya gitmişler. FTX çöküşünden hemen önce yani birkaç ay önce ve bu iki arkadaş Orta Doğu'ya gidip birlikte para toplamaya çalışmışlar FTX için. Yani daha doğrusu SBF Scaramucci ile birlikte gitmiş ve oradaki işte Araplardan kendi borsasının batmaması için bir takım işte para istemiş yani para toplamaya çalışmış. Bu da ne anlama geliyor? Borsanın çökeceğinden zaten haberdarlarmış. Yani bu bu anlama geliyor yani. Biliyorlar borsanın çökeceğini. Hani bilmiyorduk falan diyorlar. Da, öyle bir şey yok. Biliyorlarmış ve buna göre bir şeyler yapmaya çalışmışlar. Tabii olmuyor, olmamış. Onun haricinde e, Nishat Singh var. Nishat Singh eski FTX yöneticilerinden. Yani en bu Borsayı kodlayan mühendislerden bir tanesi, geliştiricilerden. Bu Nishat Singh'in üstünde çok fazla baskı varmış ve bu mesela SBF bu Amerika'daki sol liberal Kesim e, politikacılarına işte rüşvet vermek vesaire Bu tarz şeyleri yapmak için Nişat Singh'i çok fazla kullanıyormuş. Ve işte e, FTX'in sol yüzü sensin e, gibilerinden bir cümle kullanmış Nişat Singh'e. Nişat Singh de buradaki arkadaş. Onun dışında kodlamamış FTX'i ama yani en büyük geliştiricilerinden biri olduğunu da itiraf ediyor. Yani buradaki bu şeylerin çok önemli olduğunu açıkçası ben düşünüyorum gerçekten hani satır arası olanlar bunlar ve bu yüzden e, aslında 25 yıl ceza aldı. 25 yıl cezayı tabii beğenmeyenler oldu ama ya e, Amerika'daki bu büyük yani çok fazla paranın bir anda yok olduğu büyük finans suçlarındaki şeylere bakarsanız yani en fazla Bernie Madoff işte 15 yıl 11 yıl daha doğrusu ceza yatıyor orada da ölüyor yani 70 yaşında zaten hapse giriyor 150 yıl ceza almış ama onu da yani hani hapis, hapishanede öleceğini bildik, bildikleri için 150 yıl vermişler. Onun haricinde mesela başka dolandırıcılık e, hikayeleri var. Başka dolandırıcılık skandalları var. Yine FTX kadar büyük paraların döndüğü. Yani onlarda mesela 5 yıl, 10 yıl, 3 yıl falan ceza almış insanlar. Hatta bir olayda ceza bile alınmamış. Sadece işte Wall Street'te trade etmesi yasaklanmış bu dolandırıcı kişinin yani e, aslına baktığınız zaman çok şey bir ceza değil yani güzel bir ceza almış tabii ne kadarını yatar bilmiyorum ABD infaz sistemini ama 25 yılda iyi bence yani diyelim arkadaşlar devam edelim onun dışında bu hafta gündemi meşgul eden e, Fed Başkanı'nın konuşmaları vardı e, FED Başkanı Cuma günü 29 Mart'ta piyasalar kapalıyken daha doğrusu Paskalya'dan dolayı Amerikan piyasaları kapalıyken bir konuşma yaptı. Bu e, Bitcoin'i negatif etkiledi. Kişisel tüketim harcamalarıyla ilgili bir konuşmaydı bu. Faizleri çok erken indirmek çok rahatsız edici olabilir dedi. Yani burada faiz indirimiyle ilgili yavaş yavaş böyle e, pozitif söylemlerden negatif söylemlere doğru geçiyorlar. Tabii bu belirsizlik de piyasaları etkiliyor yani negatif bir şekilde. E, piyasalar kapalı olduğu için Bitcoin düştü <laughs> maalesef ee, o Bitcoin'e de bakalım bu arada bakın Bitcoin e, şuradayken geldi bu Fed Başkanı'nın konuşmaları şurada geldi haber. E, oradan düştü. Yani geri topladı gerçi ama Bitcoin'e de birazdan bakarız. Fed Başkanı Powell e, son dönemlerde birazcık faiz indirimleriyle alakalı temkinli açıklamalar yapmaya devam ediyor. Biraz zannediyorum bu yıl içerisinde yapacakları faiz indirimi miktarını falan da düşürecekler. Yani böyle iki tane faiz indirimi falan belki yaparlar bilmiyorum. Tam olarak e, kestiremiyorum yani ama yani bu veriler yüksek geldikçe Amerika'dan gelen enflasyon vesaire verileri yüksek geldikçe faizler inecek gibi gözükmüyor ve ufaktan bunun da sinyallerini yaptıkları konuşmalarda veriyorlar. Dediğim gibi piyasalar kapalı olduğu için Bitcoin böyle bir negatif hareket sergiledi konuşma esnasında bakın buradaki hacimli mumda buradaki Powell'ın konuşması esnasında Açılmıştı, devam ediyoruz arkadaşlar. Vif'e bak, Vif'ten bahsedelim birazcık. Vif biliyorsunuz yani e, ben de var biraz, 200 dolarlık almıştım, 200 dolarlık aldım token 6.000 küsür dolar ediyor yani inanılmaz bir oran. Keşke daha fazla alsaymışım <laughs> ama ben yani elimde var mı var, en azından bir 6.000 dolarlık Vif'im var diye kendimi avutuyorum. İnanılmaz bir yükseliş gerçekleştiriyor yani acayip bir e, yükseliş gerçekleştirmeye devam ediyor. Pepeyi geçti market cap'te yani şu an Dogecoin ve Shiba'nın arkasında 3 sırada meme, meme token'larda. Yani Pepe'yi geçmesi önemli bir şey. Onun haricinde Pepe'yi değil mesela bakın Arbitrum'u falan da geçmiş. Yani çok e, acayip bir şey. Ben açıkçası yani sadece elimde tuttuğum için değil VIF'te yani bu bir çılgınlık olmasını ve işte Atom'dur Ethereum klasiktir, Fil'dir mesela Leo. Yani Leo'nun burada ne işi var? Bakın 23. E, sırada 5.5 ,5 milyar dolar market cap'i var. Yani WIF buralara gelebileceğini düşünüyorum. Mesela ICP'den daha fazla market cap'e ulaşabileceğini düşünüyorum ya da ne bileyim Polkadot'tan daha fazla market cap'e ulaşabileceğini düşünüyorum WIF'in. E tabii bunun için de ne olması lazım? Bir çılgınlık olması lazım. E, öncelikle Bitcoin'in yükselmesi lazım. E, Bitcoin yükseldikçe meme tokenların piyasadaki işte önemini, yerini görüyorsunuz yani ne kadar meşgul ediyorlar. Aynı zamanda e, Piyasayı yeni kullanıcı çekmek için de çok önemli, çok kolay bir yöntem olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, Mehmet Okunlar'da al sat yapma işinin piyasaya yeni kullanıcı çekmek için. Evet, Wif'ten de bahsettik. Wif'ten de birazcık şeyden de bakalım. Grafiğine de bakalım VIF'in. Şimdi geçen paylaşmıştım ama bir bir turda e, anlatayım. Şimdi öncelikle bu kırmızı kutumuz vardı bizim burayı biliyorsunuz. Burası e, çok güzel çalıştı. Ben açıkçası bu desteğe belki bu 1.30'lara kadar tekrar bir ineceğini falan hani plan, yani düşünüyordum. Ama yani spot'tan tuttuğum için maliyetimde 0.2 benim. yani o yüzden çok rahatım ama dediğim gibi yani bu kutunun altına kıracağını düşünüyordum. Kutu çalıştı açıkçası. Kutu çalıştıktan sonra da bu yapıyı yukarıya doğru kırdık. Şimdi buradaki düşen yapıyı kırdıktan sonra bir yükselen yapı oluşturmaya başladı ve bu yükselen yapının bakın birinci temas, ikinci temas 3. temas. Artık burada ne zaman gelecek bilmiyoruz yani. Ben tutmaya devam ediyorum. Belki şöyle bir şey yapar. Bilmiyorum yani tam olarak kestiremiyorum ama e, bu trendin 3. temasının e, kazançlı olabileceğini düşünüyorum. Onun haricinde kısa vadede şu anda 4.10 bölgesinin destek olarak yani şuradaki kırmızı kutunun 4.1, 4.2, 4.1 buradaki bölgenin destek olarak çalıştığını görebiliyoruz. Hani olur da bu trend 3. temasla çalışmaz ve aşağıya doğru kırarsa bu eski tepesi, eski ATH bölgesi 3.5. Buradaki bölgenin çok güzel, çok böyle gerçekten marketin böyle kaotik bir düşüş olursa bu bölgenin gerçekten çok iyi bir destek olduğunu Düşünüyorum ama kısa vadede oraya bilmiyorum gelir mi yani açıkçası trendin üçüncü temasını takip etmek lazım yani yükseliş piyasasındayız ve yükselen bir ürün var birinci temas ikinci temas üçüncü temas da bir hareket yakalayabiliriz açıkçası. O yüzden bu trende alarm attım. Zaten elinde spottan var ama marjinden de değerlendirmek yani neden olmasın. E o yüzden bu şekilde takip ediyorum arkadaşlar Wifi. Dediğim gibi özellikle fiyata değil market cap'ine bakıyorum. Wifi yani meme coin sonuçta yani. Yani bir şeyi yok. Buradaki market cap yükseldikçe e, fiyatın fiyatında yani doğal olarak artacağını düşünüyorum. Yani bakalım bilmiyorum. Benim açıkçası e, beğendiğim, güvendiğim coinlerden bir tanesi ee, bizim piyasada biliyorsunuz hiçbir işe yaramayan şeyler <laughs> Çok yükselebiliyor. O yüzden de tutmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet, VIF'ten de bahsettik. Devam edelim. NST. Şimdi arkadaşlar bu da gerçekten önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. O yüzden yer verdim. Biliyorsunuz Ninja Squad token bizim kendi projemizin Ninja ekosisteminin token'ı. Native token'ı. Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi geçen hafta Arbitrum ağına geçtik. Normalde Ethereum ağındaydık. Filer biraz yüksekti vesaire. Arbitrum ağına geçtik lik geçince e, tabi bir hype oluştu doğal olarak. E, onun haricinde zaten ekip yani biz ekip biziz e, Ninja Traders e, çalışmaya devam ediyor. Hem e, yazılım ekibi e, arkada çalışmaya devam ediyor. İşte Kemal zaten hani gece gündüz biliyorsunuz. E, biz de elimizden geleni yardımcı olmaya çalışıyoruz. E, Ninja Traders bünyesi içerisinde işte trade ediyoruz, içerik yapıyoruz. Discord'tayız vesaire vesaire. Şimdi bu ekibin yani bir şekilde ayı piyasasında da boğa piyasasında da bu ekibin var olduğunu görebiliyorsunuz. E, bu ekibin böyle bir token'ı var. Ve bu token işte e, bakın 24 saatte %25 yükselmiş. E, şu anda anlık olarak 7.7 milyon dolar market cap'imiz var. Ve 500 bin dolar da likidite var. Yani gayet böyle gem proje e, denilebilir e, seviyede bir token. E, ve geçtiğimiz hafta arbitrum geçtiğimizden beri 5x yaptı. Yani %500. Ee, yükseldi. Ee, yani buradan dediğim gibi market cap'i çok düşük olduğu için enteresan yerlere gidebilir. Açıkçası bende var. Hem al-sat yapıyorum. Hem on-chain'de var. Hem off-chain'de var. Hem anonim cüzdanlarda var. Yani gerçekten hem al-sat yaptığım hem de yani tuttuğum da bir proje. Hem de şöyle bir şey var. E, projenin tokenlarını e, biz tokenomics'i şu şekilde yaptık. Total arzın, total supply'ın %60'ını 2 yıl boyunca Ninja Squad NFT tutan e, holder'lara bunları dağıttık airdrop'la ücretsiz olarak her ay. ...işte her gün neyse... ...Ninja ürünleri NST Stake üzerinden... ...kullanıma sunulacak... ...yani işte Ninja Tools'dur, Ninja News'dur... ...vesaire bunları NST stakeleyerek ...kullanabileceksiniz... Yani ...öyle de bir durum var... ...takım payı sadece yüzde %4'ü... ...yani bizim elimizde total arzın %4'ü var... Ee, ...hani öyle yarısı bizde falan gibi... ...öyle bir şey de değil yani... İşte, ...işte hani öyle düşünceleriniz de olmasın... ...yani biz de yatırımcısıyız açıkçası... ...hani kendi projemiz bile olsa hani startup projedir yani açıkçası. Hani başarılı oluruz, olmayız bilinmez ama hani ben başarılı olacağımızı düşünüyorum, hissediyorum açıkçası. Ee, ama yani topluluk güzel desteklediler bizi vesaire. Ya yani holder sayımız da işte mesela 6750 holder'ımız var şu an anlık olarak. Zaten hiçbir merkezi borsada listeli değiliz. Yani biz yani şey içinde uğraşıyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz işte merkezi borsalarda listelemek etmek için. Onlar için de uğraşıyoruz. Aynı zamanda işte yazılımlar vesaireler bilmem neler. Yani gerçekten şey gibi düşünün. Mesela arkam bakıyorum ben burada bu videoları çekerken. İşte arkamın tokenı var ARKM neler yaptı değil mi? Bir yazılım kriptoda kullanılan güzel bir yazılım faydalı bir ürünün e, bir tokenı. Ne kadar yürüdü? Yani Türklerde neden böyle bir şey olmasın yani arkama yakın projeler neden üretmeyelim işte bizim de ürünlerimiz var yazılımlarımız var ve bu yazılımları işte NST ekleyerek vesaire kullanabileceksiniz o yüzden de token'ın fiyatı aynı zamanda arzı da düşük yani. arz şoku falan da ileride yaşanabilir hani bir borsada da hisselenme vesaire durum olursa yani tabii ki yatırım tavsiyesi olmamakla beraber ben de bu projenin bulunduğu ekipte çalışanlardan biriyim ve bu ekibin ürettiği ninja ekosisteminin native token'ı e, NST'nin de aynı zamanda Ninja Squad da yatırımcısıyım arkadaşlar. E, o yüzden de bunu da videoya koymak istedim. Bir haftada 5x yaptık. Yani gayet güzel bir performans. İşte nasıl söyleyeyim. Yani mesela dün e, bütün elinizdeki işte 2 aydır beklediğiniz Arbitrum'u dün sat, satıp Ninja Squad'a geçmiş olsaydınız NST'yi. Bütün zararınız çıkmış olacaktı. Benim spot'taki en yani nasıl söyleyeyim spot'ta en fazla elimde tuttuğum. Ve en fazla getiri olarak en çok kazanan iki tane token var. Bir tanesi VIF bir tanesi NST açıkçası yani marjinden falan daha karlı ikisi de. O yüzden de bundan da bahsetmek istedim arkadaşlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Fakat bir göz atmanıza fayda olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Evet devam edelim NST'den de bahsetmek. Ne kadar güzel bir proje ne kadar güzel bir token. yani Mesela Ninja Tools. Ninja Tools'a bakalım birazcık. Fonlama oranlarına bakalım Bitcoin'de. Ee, kendi e, yazılımımız olan e, Ninja Tools'dan. Fonlama oranları dün akşam çok yükseldi arkadaşlar. Dün 00.70-00.80'lere kadar çıkmıştı. Hatta ben dün yayındaydım ve şey falan konuştuk. yani Fonlamalar bu kadar yükseliyorsa bir yerde silkeleme gelir şeklinde. Sabah kalktığımızda e, Bitcoin fiyatı 71.500'lerden 69 69.000'lere kadar geriledi. Şimdi şöyle bir yapı var benim takip ettiğim. Ona da bakalım hazır Bitcoin'den bahsetmişken. Şunu bir sileyim. Bu benim beklentimdi ama bu gerçekleşmeyecek gibi. Şimdi burada kısa vadede buradaki kutunun direnç olarak önemli bir direnç olduğunu görebiliyoruz. Yani bu 71.500 bölgesinin bir direnç olarak çalışıyor. Şöyle bir ufaktan bir trend yapısı vardı arkadaşlar. Kısa vadede Bitcoin'in oluşturmaya çalıştığı bir trend yapısı vardı. Buraya geldi fakat bunun altına kırdık. Şu anda tekrardan fiyat anlık olarak üstüne çıkmaya çalışıyor. Şimdi bunu trendin üzerinde kapanışlar yaparsa biz buradaki fiyat hareketini bir silkeleme olarak görüp hani tamam tehlike geçti diyebiliriz. Şimdi fonlama oranları e, düne göre %50 oranında düşmüş. Yani dün gece işte 75 hatta %50'den fazla düşmüş. 75 civarı olan fonlama şu anda 32 gözüküyor. Açıkçası boğa piyasaları için baktığımız zaman 003 002 arasındaki fonlamalar hani çok büyük bir tehlike e, arz etmiyor. Yani 001 olsa hani hep bakıyoruz ya e, 0.01 o orada olsa gerçekten deriz ki tamam süper tehlike yok long işlemler ağırlıkta değil market yükselebilir en azından altcoinlerde bir ufak pumplar vesaire görebiliriz fakat şu anda hani normalin bir tık üzerinde fonlamalar öyle söyleyeyim size yani 003 0032 yani Normalin böyle bir gömlek, bir tık üstü ama e, bu fonlamada yükselişe yer var. Yani şöyle söyleyeyim. E, hani buradan yükselse e, ya fonlamalar yükse yüksekti aslında niye yükseldi diyemeyiz. E, çünkü düne göre çok düştü bir. İkincisi dün fiyat buralardayken, fiyat şu bölgedeyken 70-70 ve 71 arasındaki banttayken fiyat. Fonlamalar inanılmaz artmıştı. Yani birdenbire çok arttığı için oradaki pozisyonların da çoğunun tasfiye olduğunu düşünüyorum. Buradaki mumla bakın ne kadar hacimli bir mum. Uzun zamandır bu kadar yüklü bir hacimli bir satış mumu görmemişiz yani. Son uzun zamandır dediğim 3-4 gündür falan. Tabii biz kısa vadeli trade ettiğimiz için 3-4 gün uzun zaman gibi oluyor. Dediğim gibi yani şu anda bu trendin üstüne attığı zaman buradaki fiyat yapısını bir silkeleme olarak varsayabiliriz ama şu anda böyle tehlikeli sularda geziyoruz. Yani hem fonlama olarak hem fiyat yapısı olarak Böyle tehlikeli bölgelerdeyiz. Hani buranın üstüne attığımız zaman yine 71.5 ve ATH seviyesi olan 73 küsürleri hedefleyebiliriz. Ama ilk önce buradaki trend yapısının üstünde. Yani şurada e, kapanışlar yapması lazım ki. Hani şey diyelim. Bakın yani burada işte yükselen dipler yapıyor. Ha, bu da bir silkeleme olarak varsayalım. Kriptoda olduğumuz için. Hani şöyle bir şey yaparsa sıkıntı yok. E, ama... Yani bu trendin üstünde kapanışlar yapmadıkça da e, bekliyoruz bilmiyorum birazcık riskli bir bölgede İnşallah yukarı gider benim her zaman olduğu gibi biliyorsunuz long pozisyonlarım var e, açık yani o yüzden yukarı gitmesi tabii ki temennimdir ama bir sıkıntı olduğu zaman da söylemek zorundayız yani şu anda bir sıkıntı gözükmüyor yani sıkıntı dün vardı. ...sabah kalktığımızda bize niye dün sıkıntı olduğunu gösterdi piyasa. Hani şu anda bir problem çok böyle yok gibi ama... Yani ...long short oranları mesela birazcık iştah artmış. Orada birazcık sıkıntı var. Onun dışında borsalara atılan şeylere bakalım. Ne var ne yok. Mesela stabil coin atılıyor mu borsalara bir bakalım. Borsalara stabil coin atılıyor. Mesela bir saat önce Binance'e bir 98 milyon dolar atılmış. Güzel. Onun haricinde 135 milyon dolarlık Ethereum atılmış. Yine bir iki saat önce... Binance'e birazcık yüksek bir rakam. Böyle yüksek rakamları da sarı renkte gösteriyoruz. Onun haricindeki transferler çok böyle şey değil yani boğa piyasasında olduğumuz için 5 milyon 10 milyon dolar çok fazla şey değil ama bir 92 milyon dolar bir de 135 milyon dolarlık Ethereum atılmış Binance'e geçtiğimiz saat yani saat 13 ben şu an 2 saat 2 şu an videoyu çekiyorum. Geçtiğimiz saat diliminde böyle bir aksiyon var. Onun haricinde şeye bakalım. Likidasyon ısı haritalarına bakalım arkadaşlar. Şunu da küçültelim şöyle. Şimdi likidasyon ısı haritalarında bizim için önemli olan 2 tane bölge var. Birincisi 72 bin dolar bölgesi. Burada dün açılan şuradaki kutunun ucunda yani bu bölgelerden açılan short işlemlerin uzun zamandır yani birkaç gündür burada açılan short işlemlerin hepsinin likidasyon bölgesi 72 bin dolar gibi gözüküyor. Bakın buradan görebilirsiniz. 72 bin dolarda önemli bir miktar short likidasyonu var. Ee, onun haricinde mesela anlık olarak 70 bin dolar civarında da 69 bin doların üstü 70 bin dolar civarında da yani bakın burada da direnç olarak ben işaretlemişim bakın burası bence 70 bin 30 yani 70 bin önemli bir bölge. 70 binin üstünde de önemli shortlar lik oluyormuş arkadaşlar. Onun haricinde long likidasyonlarına baktığımız zaman 68500 bölgesinde gerçekten çok ciddi oranda e, likidasyon var arkadaşlar. E, dikkatli olmak lazım. Long işlemdeki arkadaşlar 68500'deki likiditeyi almak için de inebilir. Yani bu e, aşağıdaki likidite yukarıdaki likiditelerden daha fazla. Ama yukarıda da çok fazla likidasyon bölgesi var. Yani bir yukarı doğru bir mum açarsa likidasyon mumu açmaya başlarsa... Hani bayağı bir gider bir haber geldi. Bir saniye bakalım önemliyse bahsedelim. Çin hükümeti bir blockchain projesi başlatıyormuş. Ultra Large Scale Blockchain Infrastructure yapısı platformu for the Belt and the Road Initiative. So, o CFX. CFX ne yaptı bakalım hemen. Evet önemli bir haber. CFX gerçekten ciddi bir mum açmış. Tabi haberle beraber Çin hükümetiyle birlikte e, proje başlatıyormuş. CFX arkadaşlar şimdi anlık olarak geldi haberi. Yani bu CFX artık baya bir buluş o zaman yani. Çin hükümetiyle birlikte proje başlatıyorsa oy oy oy. Ne biçim saldı. İşte haberle girenler çıkıyor. Yani bunu da artık bu CFX'i de şeyimize ekleyelim arkadaşlar. Watch listimize ekleyelim. Güzel destek bölgeleri gelirse işlem kovalayabiliriz. Yani Çin hükümetiyle iş yapıyorlarsa demek ki projede bir gelecek var yani. O göze çarpıyor. Bilmiyorum desteklere de alarm atalım. E, CFX'te de böyle bir canlı olarak haber trading nasıl bir şey olduğunu gördük arkadaşlar. Az önce gördüğünüz gibi. Evet. CFX'ten de bahsettik. Şimdi piyasa ne durumda ona bakalım. 644 BTC. Evet bakın gördünüz mü? Trendin üstünde kapanış. Yani bu bölge şu anda gördüğünüz gibi burada kapanış yapamıyor. İnşallah gün içinde üstüne atarız. Fonlama artmış mı bakalım hemen. BTC salınca yok fonlama yerinde kalmış. Tamam açık pozisyonlarım var OKX'te. OK ee, mesela Aptos pozisyonum var. Bakalım. Aptos'ta bir long pozisyon aldım. Aptos biliyorsunuz takip ettiğim bir parite. Yani buradaki yaptığım al satlardan da görebilirsiniz devamlı. Bakın devamlı al sat yaptığım bir parite. Buradan birazcık aldım Aptos. Ee, bu piyasanın düşmesiyle birlikte Aptos'un da yani burası diptir diye düşünüp biraz aldım. Maliyetimin altına indi ama şu anda üstünde gözüküyor. Aptos'ta da şöyle bir şey var. Bitcoin'in yükseldiği gün yükselmiyor. Bitcoin düştüğü zaman yükseliyor. Böyle bir lanetli coinlerden bir tanesi o da. Yani ona doğru gidiyor. Aptos'ta da şöyle bir yapı var arkadaşlar. Bakın şuradaki yükselen yapıyı kırdı. Bakın bu yükselen trend bunu kırdı şimdi bunun üstünde kapanış yapamıyor yani tekrardan satış yediği coin'in satış yediği bölgeler hep bu trend yapısının üstüne çıkamadığı için oluyor. Yani bu trendin iki trendi de aktif olarak ben kullanıyorum kısa vade baktığımız zaman da şunu ortadan kaldırayım gözümüzü rahatsız etmesin diye kısa vadede baktığımız zaman da buradaki yapının üstüne attığını, çok şiddetli büyük bir retest, yani ağır bir retest yaptığını ve kırılımdan sonra bakalım yani yoluna devam etmesi gerekiyor şu an mantıken ama işte piyasa kötü. Görebiliyoruz. Bakalım ne olacak. Aptos tutmaya devam ediyorum. Bu işlemi de gördüğünüz gibi Okex'ten aldım arkadaşlar. Ben Okex kullanıyorum. Yani sadece Aptos değil. Bakın burada 9 tane açık pozisyonum var. Kullandığım bir borsa Okex Denemek isterseniz de e, aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar o kekse. E, onun haricinde altına bakalım. Altın pozisyonum vardı bir tane. Şimdi az önce kapattım açıkçası. Tekrardan hani düşerse aşağılara diye değerlendirmek için. Kapatmamın sebebi de aslında şöyle arkadaşlar. Buradaki bölgeye inerse güzel olduğunu düşünüyorum. Bakın 2200. 20 2210. Yani bu bölgeye düşerse bir daha almak için kapattım. Kapatmamın sebebi de şu. Prime XBT'ye 200 dolar yatırdım arkadaşlar. Ve tek pozisyonda bu 200 dolar 800 dolar oldu. Yani tek pozisyonda cüzdan bakiyesini 4x yapmış oldum. Bu da yani ne hangi nerede işlem yapıyorsanız yapın. Önemli bir oran. Bakın tek bir tane işlemde burada işlem geçmişi. Heh. Bunları aldığım karlar pozisyondan. Hani tek seferde kazanılan önemli bir oran olduğu için pozisyonumu kapatmaya karar verdim. Ee, tekrardan bakın takip ettiğim bir parite. Tekrardan bu aşağı indiği zaman bir işlem almayı düşünüyorum. Yani böyle kendine destekler oluşturuyor fiyat yapısı, kendine yeni destekler oluşturuyor ve bu destekler çalışıyor. Ee, o yüzden de burayı takip edeceğim arkadaşlar. 2220 2210 bölgesine gelirse tekrardan altında Prime XBT'den bir işlem almayı düşünüyorum. Buradaki parayı böyle bu şekilde ufak ufak işlemlerle büyütmeyi düşünüyorum. Prime XBT'ye de kayıt olmak isterseniz aşağıdaki linkten kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Evet, her şeyden bahsettik sanırım. Bu haftaki videomuzu kapatabiliriz arkadaşlar. Her şeyden bahsettiğimizi düşünüyorum. Evet. Umarım önümüzdeki hafta yani bu hafta pazartesi ve önümüzdeki hafta içi güzel, kazançlı bir hafta geçiririz. ETF girişleri bol olduğu bir hafta geçiririz umarım ve piyasayı yukarıya doğru böyle yeşil renkte görürüz diyelim. Onun haricinde dün olan Seçimlerle ilgili de Türkiye'de olan yerel seçimlerle ilgili de inşallah e, ülkemiz için çok güzel bir e, dönemin başlangıcı olur diye e, umut ediyorum arkadaşlar. Hayırlısı olsun hayırlısı neyse olsun ülkemiz için de cüzdanlarımız için de diyelim videomuzu burada kapatalım. Evet bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Ninja Yer platformdan takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.